Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Veysel Karani Hazretlerinin hayatını okumaya devam ediyoruz. Evet, biliyorsunuz hasta yatalak bir annesi vardı. Peygamber Efendimizin aşkından yanık tutuşan Veysel Karani Hazretleri onu çok görmek istedi. İzin çıkıyor. Bu imkan ve çaresizlik anne oğul ikisini de üzdüğü için bunun bir yolunu düşünür dururlardı. Bazen Üveys annesine "Ah anneciğim, bir imkan olsa da gidip Allah'ın Resulü'nü bir ziyaret etsem" der. İmkanı olmadığı için susar, bazen de annesi ona "Ah evladım, ya bana bakacak biri olsa veya ben ayakta olsam da sen gidip peygamberimizi ziyaret etsin." Bana da anlatsan diye onun düşüncesine tercüman olur, fakat buna imkan olmadığını bildikleri için her ikisi de sonunda susarlardı. Bir zaman geldi ki artık peygamber aşığı mübarek Üveys Hazreti Resulullah'ı görememenin ızdırabıyla kıvranır oldu. Arada bir annesine açtığı ziyaret düşüncesini sık sık tekrarlamaya başladı. Artık ihtiyar yatalak ve gözleri görmeyen anne de ne pahasına olursa olsun oğluna bu izni vermeyi düşünüyordu. Evet. Düşündü, taşındı ve kararını verdi. Onu Allah Resulü'nün bulunduğu şehre, Medine'ye gönderecek ve gelene kadar her sıkıntıya tahammül gösterecekti. Artık bu müjdeyi Üveys'e vermenin zamanı gelmişti ve konuştu. "Evladım, sen benden her zaman peygamberimizi ziyaret etmek için izin istiyordun. Fakat senden başka bana bakacak kimse olmadığı için sana mecburen bu müsaadeyi veremiyordum. Sen de bana hak vererek her zaman susuyordun. Artık ömrümün sonuna geldiğimin farkındayım. Bu son günlerimde sana müsaade ediyorum. Git ve peygamberimizi ziyaret et." Artık Üveys Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin sevincini varın siz hesap edin. Dünyada tek arzusu vardı. O anda işte bu arzusuna kavuşmuş oluyordu. Annesinin ellerini yüzlerini öptü. Kendisine bu izni verdiği için ona nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Ancak annesinin izni sınırlıydı. Diyordu ki, "Oğlum, Medine'ye varacaksın. Peygamberimizin evini soracak. Onu bulabilirsen ziyaret edeceksin. Yoksa başka yerlerde aramadan dönüp geri geleceksin." Annesinin bu kadarcık iznini bile canına minnet bilmişti. Buna da şükürdü. Verilen izni olduğu gibi kabul etti. Tam annesinin dediği gibi yapacaktı. Anne sözünü tutmamak ne demekti? Onun sözünü tutmamak şöyle dursun, öf demek bile Allah'ın emrine zıttı. Annesinin izni üzere bu yolculuğu yapıp dönmek üzere hazırlığa başladı. Medine yollarında. Değerli okuyucular, bir düşünmek lazım. Yemen'in Karenköy'ü nere? Medine nere? Şöyle ifade etmeye çalışalım. Mekke ile Medine arası 500 kilometrelik bir mesafe. Yemen ise daha güneyde olduğu için Medine'ye daha uzak. Bir de bu yolculuğu yapacak zatın durumunu düşünmek lazım. O sıralarda Üveys
rahmetullahi aleyhi hazretleri 60'ının sonlarında, 70 yaşları civarında bulunuyorlardı. Yapacağı yolculuk uzun ve meşakkatliydi. O günün şartlarında yapılacak böyle bir yolculuğu bugün düşünmek bile kolay olmasa gerek. Vasıta yok, arkadaş yok. Yüzlerce kilometrelik bu yolculukta Üveys Hazreti yol boyunca kendisine lazım olacak her şeyi yanında taşımak mecburiyetinde. Yolculuğa başladıktan kısa bir müddet sonra çöl başlıyor. Arabistan sıcağında dere tepe demeden çoğu çöllerden geçecek meşakkatli bir yolculuk. Ama aşığa Bağdat turulmaz. Üveys Hazretleri ise gerçek aşık. Hak aşığı, peygamber aşığı. Annesiyle helallaşıyor. Onun zaruri ihtiyaçlarını yanına hazır ediyor. Elini öpüp duasını alıyor ve Medine istikametine doğru yola çıkıyor. Günlerce, haftalarca yol alıyor. Yakıcı çöl sıcağında kumlara bata bata Medine'ye doğru ilerliyor. Bu yolculuğun ne kadar devam edip Üveys rahmetullah aleyh hazretlerinin ne kadar zamanda Medine'ye ulaştığını bilemiyoruz. Medine nihayet Medine'ye varıyor. Peygamber şehrine geldiği için son derece heyecanlıdır. Gıyaben aşık olduğu Allah'ın son ve en sevgili peygamberini görecek olmanın heyecanıyla doludur. Önüne ilk gelen insana Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evini soruyor. Kendisine peygamberimizin evini, hane-i saadeti gösteriyorlar. Hürmetlice yaklaşıyor ve edeple kapıyı vuruyor. Kendisine kapıyı açan örtülü bir kadındır. Yavaş bir sesle soruyor. Buyurun ey Allah'ın kulu, kimi soruyorsun, arıyorsunuz? Üveys çok heyecanlıdır. Allah'ın Resulü'nü aradığını söyleyecek ama acaba o Hazret evde miydi? Ya evde değilse? O zaman ne yapacaktır? Çünkü annesine söz vermişti, Medine'ye gidecek, peygamberimizi soracak, bulursa ziyaret edecek. Bulamazsa hiçbir yere uğramadan tekrar geri dönecekti. Şu anda hayatında arzu ettiği tek şey olan Allah Resulü'nü görmek saadetine ulaşabilecek miydi? Hürmet ve edeble, ben Allah Resulü'nü ziyarete geldim. Eğer kendileri buradaysa ziyaret etmek istiyorum dedi. Kapı aralığından konuşan hatun cevap verdi. Allah'ın Resulü evde değiller. Kimin aradığını söyleyeyim. Hazreti Üveys mahzun bir şekilde cevap verdi. Yemen'den, Yemen'in Karanköy'ünden Üveys geldi deyiniz. Kendilerine selam ve hürmetlerimi bildiriniz. Bunca yolu sadece kendisini bir defacık olsun görmek için yürüdüğü Allah'ın mübarek peygamberini demek ki göremeyecekti. Artık onu bekleyemez veya bulunduğu yere gidemezdi. Çünkü annesine söz vermişti, bulursa ziyaret edecek, bulamazsa dönüp geri gelecekti. Öyle yaptı, döndü. Melul mahzun Yemen'e doğru yol almaya başladı. Demek ki kader böyleymiş. Demek ki bu dünyada Veysel Karani Hazretlerine Allah'ın Resulünü görmek nasip olmayacakmış. Veysel Karani Hazretlerinin Medine'de o kısa müddet bulunuşuyla ilgili olarak iki hususta iki ayrı rivayet bulunmaktadır. A. Üveys Hazretlerine Hazreti Resulullah'ın evde bulunmadığını söyleyen kadın kimdi? B. Peygamberimiz aleyhisselam o zaman evde olmadıklarına göre nerede bulunuyorlardı? Hayırlı geceler Niyazım kardeşim. Hayırlı geceler. Hazreti Üveys'e kapıyı açıp kim aradığını soran kadın bir rivayete göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha, diğer bir rivayete göre ise Hazreti Fatime radıyallahu anha validemizdir. Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz bir rivayete göre Veysel Karani Hazretlerinin geldiği zaman mescitte, diğer bir rivayete göre ise Tebük seferinde bulunuyorlardı.
İki rivayetten biri olan mescitte bulunmaları akla pek yakın gelmiyor. Çünkü Peygamberimizin mescidi zaten evlerine bitişikti. Üveys Hazretleri Peygamberimizi görmeden döndüğüne göre o zaman Allah'ın Resulü'nün mescitte olmamaları icap etmektedir. Gerçi Hazreti Üveys'in annesi evinde bulursan ziyaret et, bulamazsan hiçbir yere uğramadan geri dön diye tembih etmişti ama evine bitişik olan bir yere gitmesini yasaklamamıştı. Bu durumda Allah Resulü'nün mescitte olmadığını, Tebük seferinde bulunduğunu kabul etmek zarureti meydana çıkmaktadır. Fakat rivayetlerin birçoğuna göre Hazreti Resulullah mescitten geldikten sonra evde bir koku olduğunu söyleyip kimin geldiğini sormuşlardır. Bu durumda akla şöyle bir ihtimal gelmektedir. Resulullah Efendimiz o zaman seferde bulunuyorlardı. Seferden döndü ve önce mescide gitti. Ondan sonra evine geldi. Zaten adetleri de böyleydi. Seferden dönünce önce mescide gelirler. Daha sonra kendi evlerine teşrif ederlerdi. Meseleyi bu şekilde ele alınca mescitte olduğu rivayeti de seferde olduğu rivayeti de doğru olmakta ve her iki rivayet birleşmektedir. İki şekilde ve rivayetler bulunduğuna göre doğrusu bu şekilde olmalıdır. Allah Resulü'nün sözleri. Üveys rahmetullahi aleyh Medine'den uzaklaşmış Yemen'e doğru yol almaktaydı. Hazreti Peygamber aleyhisselam haneyi saadetlerine teşrif ettiler. İçeri girince buraya kim geldi? Bu güzel kokular nedir? Ben Rahmani kokular alıyorum buyurdular. Kendisine Hazreti Ayşe veya Hazreti Fatime validemiz tarafından denildi ki Yemen'in Karen köyünden Üveys isminde biri geldi. Sizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Annesinden ancak o kadar izin almış bekleyemedi. Selam ve hürmetlerini bıraktı. Sizi göremediği için üzgün bir vaziyette geri döndü. O gittikten sonra bu güzel kokular her tarafta hissedilir oldu. Sen o zatı gördün mü? Evet gördüm ya Resulallah. Öyleyse Üveys'i gören gözleri ziyaret edin. Peygamber aleyhisselam mescide gitti. Ashabına ey ashabım ben Üveys'i gören gözleri ziyaret ettim. Siz de benim gözlerimi ziyaret ediniz buyurdu. Ashab o zamana kadar Üveys'i bilmiyordu. Hazreti Peygamber'den onun kim olduğunu sordular. Peygamber aleyhisselam Üveys'in nasıl bir kimse olduğunu ashabına anlattı. Buyurdu ki ben Yemen taraflarından Rahmani esintiler alıyorum. Üveys tabiinin hayırlısıdır. Dua makbuldür. Onu gören ondan kendisi için istiğfar etmesini istesin. Ümmetimden öyleleri vardır ki mescide ve musallaya namaz kılınacak yere elbise bulamadıkları için gelemezler. Utandıklarından dolayı halktan da isteyemezler. İşte bunlardan biri de Üveys el-Karani'dir. İman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir. Şüphesiz ki tabinin en hayırlısı Üveys denilen adamdır. Onun bir annesi vardır, kendisinden beyazlık vardır. Ondan isteğinde sizin için istiğfar etsin. Veysel Karani Hazretleri hakkında bu bilgileri veren Peygamber aleyhisselam onun hakkında ayrıca şu bilgileri ashabına nakletmiş bulunuyordu. Ümmetimin içinde öyle bir ev vardır ki kıyamet günü Rebiye ve Müder kabilelerinin koyunlarının kılları sayısınca insana şefaat edecektir. Bahsedilen bu kabilelerin o kadar çok koyunu vardı ki hiçbir kabilede o kadar koyun yoktur. Sahabeler sordu. Bu zat kimdir ya Resulullah? Allah kullarından
bir kul. Biz de Allah'ın kullarıyız. Onun ismi nedir? Üveys. Nerededir? Karen'de. O sizi görmüş müdür? Maddi gözle görmedi. Ya Resulullah, bu zat hem size bu kadar aşık olsun, hem de koşup huzurunuza gelip hizmetinize girmesin. Nasıl olur bu? Bunun iki sebebi var. Birincisi, içinde bulunduğu halin kendisini tamamen kaplamış olması. İkincisi ise şeriata olan hürmetidir. Çünkü onun iman sahibi hasta bir annesi var. Eli ayağı tutmuyor. Üveys gündüzleri çobanlık yapıyor. Aldığı ücreti de kendisinin ve annesinin masraflarını harcıyor. Bunun üzerine ashab-ı kiram bu mübarek zatı merak edip sordular. Biz onu görebilecek miyiz? Hazreti Peygamber aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a dönerek sen onu göremeyeceksin fakat Ömer ve Ali görecekler buyurdu. Ve Üveys hazretlerini şöyle tarif buyurdular. O vücudu kıllı bir adamdır. Sol yanında ve sağ elinin ayasında baraz hastalığından olmayan bir dirhem büyüklüğünde bir beyazlık var. Onunla görüştüğünüz zaman benim selamımı kendisine ulaştırınız ve ümmetime dua etmesini söyleyiniz. Aşağıda hadiseyi Ebu Nuaym naklediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinden bir zatın yakında kendileriyle beraber namaz kılacağını haber vermişler. Bu zatı görmeyi arzu eden Ebu Hureyye radıyallahu anh ertesi gün mescide gidip onu aramaya başlamış. Dikkatini hırka giyinmiş birisi çekmiş. Bu zat Hazreti Peygamberle el ele tutuşmuş vaziyette konuşuyorlarmış. Hazreti Peygamber bu zatın Beysel Karanı olduğunu Ebu Hureyye Hazretlerine haber vermişlerdir. Bazı veliler Hazreti Üveys'in Peygamberimizle zaman zaman manen görüştüklerini söylemektedirler. Evet arkadaşlar, bayram özendi. YouTube kanalımı beğenmeyi, abone de eklemeyi unutmayın. Bayram özendi. YouTube kanalımı beğenmeyi, abone de eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı geceler dilerim hepinize. Allah'a emanet.